Arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ben verdiğim tavsiyelerden sonra doların kocası olduğumuz için gözlemlenebilir evren liderimizin ekonomik danışmanı olmuştum. Yaptığımız üst üste başarılı uygulamalar, başarılı ürünler, başarılı alternatifler sayesinde şu anda biraz daha pasif bir kocasıyız. Yani pasif kocasıyız doların ama gene de, gene de aktif taraf biziz yani. Ya yani şöyle ikimiz de kocayız diyelim. Dolar da koca, biz de kocayız ama biz daha aktif bir kocayız şu an. Şimdilik öyleyiz yani. Yani olaya iyi tarafından bakmak lazım. Doların aktif kocası şu an biziz. O yüzden bakın son zamanlarda çıkardığımız ürünler o kadar başarılı oldu ki yeni ürünler çıkarmaya karar verdik arkadaşlar. Evet ben tespit ettim. Ben tespit ettim. Halkımızın evinde bazı şeyler daha duruyor hala. Bakın halkımızın evinde bazı şeyler duruyor. Mesela donumuz duruyor. Bunu tespit ettik. Her evde neredeyse, neredeyse her evde don var. O kalmış, o gitmemiş. O yüzden biz de düşündük dedik ki bu donları nasıl değerlendirebiliriz? Donunuzu bize getiriyorsunuz. Bankalara yatırıyoruz. 3 ay sonra faizi don. Yani bu donun yanında bir küçük bir çorap hediye ediyoruz size. Faiziyle birlikte. Don korumalı mevduat diyoruz biz bu uygulamaya. Ondan sonra bazılarınızın evinde şimdi yağ birikmiş. Şimdi yağ tabii değerli bir şey. Yağları getiriyorsunuz. Yağları bankalarda böyle şeyler var, kasalar var. Oraya bırakıyorsunuz. Biz 3 ay sonra şöyle küçük bir bardak yağ hediye ediyoruz size. Buna da yağ korumalı mevduat diyoruz. Bakın bunlar önemli. Tespit etmiyoruz sanmayın. Yastık altında bir şey kalmamış olabilir. Yastığın kendisi var. Yastığın kendisi var. Getirin onu da. Getirin abi. Evde ne duruyor? Ne yapıyor? Yastık altında yastık ne duruyor? İki yastık üst üste duruyor mesela bazen. Getir abi bir tanesini. Yastık korumalı Mevduat açalım size. Evet. 3 ay hiç ellemezseniz eğer bir tane yastık kılıfı vereceğiz. Lütfen arkadaşlar bakın. Biz güçlü ülkeyiz. Biz evren lideri bir ülkeyiz. Gücümüzü herkese göstermeliyiz. Nasıl göstereceğiz işte ekonomik şahlanışımız var yani. 2023'tü ama o şakaydı. 2030. 2030'a kadar şahlanacağız arkadaşlar. 2030'a kadar şahlanacağız. Gücümüzü göstereceğiz. Biz bize yeteriz. Biz delik delikanlıyız. Biz erkeksiyiz, biz heteroseksüeliz. Olmadığımız zamanlarda bile aktifiz. İsimli kampanyamıza siz de katılın. Biraz uzun bir isim oldu. Bir onu kısaltabiliriz. Neyse kampanyamıza siz de katılın. Neydi lan? Biz güçlüyüz, biz yiğitiz, biz mertiz, kendimize yeteriz. Biz heteroseksüeliz, biz olmadığımız zamanlarda aktifiz kampanyası. Doların aktif kocası olacağız kampanyası. Buna arkadaşlar herkesin elini taşın altına koyması lazım. Lazım. Bazıları çıkıyor diyor ki vay efendim siz o zaman niye Nisan Kaşkaylar'la geziyorsunuz da bilmem ne yapıyorsunuz Audilerle Ya arkadaşım ne demiş Evliya bilmem ne hazretleri ha? Ne demiş bak Evliya bilmem ne hazretleri neyi bileceksin? Evliya bilmem ne hazretleri diyor ki halk diyor giyecek don bulamazken alacak yağ bulamazken Nisan Kaşgaylara binmek ondan sonra böyle iftar şovlar yapmak Deccal'in diyor şeyine itibar itibar gösteriyorsun. Böyle hani ülkenin itibarını gösterir. Deccal'in kafasına sıkmaktır. Evet. Aynen bunu demiş. Evliya bilmem kim hazretleri. Ondan iyi bileceksin? Eski bir atasözü bu. Görmüyoruz sanmayın. Yakalamadık sanmayın. Şimdi benzin fiyatları yükseldi diye motorinciler seviniyordu. Motorunculara da bastık. Benzinciler üzülmesin diye. Elektriğe de bastık elektrikli arabacılar sevinmesin diye. Sonra LPG'ye de bastık. Neden? LPG'ye neden bastık? Diğer arkadaşlar mağdur olmasın diye. Bakın biz hiç kimseyi mağdur bırakmayacağız. Buna ant içtik. Hiç kimseyi mağdur bırakmamaya ant içtik. LPG'ye de basıyoruz ki diğer arkadaşlarımız mağdur olmasın. Onlar da sevinsin. Onlar niye hep üzülüyor? Ama şimdi görüyorum. Maalesef görüyoruz. At arabaları çıkmış. Maalesef Samana da zam geliyor. Samana da zam geliyor. O uyanıklar, o atçı uyanıklar günlerini görsünler. Diğer arkadaşlarımız sevinsin diye. Mağdur olmasınlar. Ve tabii ki kömürle çalışan buhar motorlu araçlar yapmaya başlamışlar şimdi. Kömüre de zam. Arkadaşım senin bak Rusya gazı kesti diyorsun. Gaz bulamıyoruz diyorsun. Ağlıyorsun. Senin kendi yok mu gazın evde? Evde senin kendi gazın yok mu? Çıkartsana hazırdan başkasının gazını. Rus'un biz gazına niye ihtiyacımız var? Bizim yerli ve milli fasulyelerimiz yok mu ithal ettiğimiz? Yerli ve milli fasulyelerimiz var. Alıyorsun ondan bir çuval. Kendi gazını kendin çıkartıyorsun. Artistik yapma hiç. Çıkardıktan sonra da LPG'ye sıkıştırıyorsun. Bu kadar basit ya. Her şeyi devletten beklemeyin arkadaşlar. Her şeyi devletten bekliyorsunuz ya. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi bakın. Vatandaşlarımız mağdur. Vatandaşlarımız üzülüyor. Diyor ki neden marketteki fiyatlar çok yüksek? Hiç merak etmeyin. Marketlerin de tepesine çökeceğiz. Bazı arkadaşlarımız soruyor ki dolar hala yükselmeye devam ediyor. Ne yapacağız biz? Hala fiyatlar yükseliyor. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. O doları yükselten döviz bürolarının da tepesine çökeceğiz. Evet. Döviz bürolarını tek tek gideceğiz. Lan sen nasıl 15'ten verirsin doları? Tip yapacağız böyle. 13'e indirteceğiz. O bizim köpeğimiz değil mi oradaki yazı? Sil onu. Al eline bir silgi. Sil. 13 yaz. Bitti. Bundan sonra böyle. Doları yükselten, halkı mağdur eden döviz bürolarının tepesine çökeceğiz. Bitmedi. Yakıt neden yüksek diyorsunuz? Yakıt düşsün. Tabii ki düşecek. Nasıl düşecek? Yakıt fiyatını yükselten o zalim yakıt istasyonlarının tepesine çökeceğiz. Oradaki sayılar onlar bizim adamımız zaten ya sayı. Bir telefona bakar o. O sayıyı değiştireceğiz. Diyeceğiz ki bundan sonra ucuza satacaksın. Hep suçlu bunlar arkadaşlar. Yakıt istasyonları yükseltiyor fiyatları. Dövizi de döviz büroları yükseltiyor. Bunları merak etmeyin hepsinin tepesine çökeceğiz. Bu arada yeni ürünlerimiz de gelecek. Hiç merak etmeyin. Mesela Bulgar'ı al parayı. Ürünü güzel. Kur korumalı Bulgar'ı al parayı. Sonra mesela bu şeyler ne olacak? Böyle olur ya Fame City'lerde vinçler. Böyle kur korumalı şeylerde bankaların önünde olacak. Jeton atacaksın ona. Böyle alacaksın yakalayabilirsen artık böyle artık dolar yakalarsın, altın yakalarsın. Ondan sonra gene bankalarımızda tombala oynatacağız. Tombala da önemli. Kur korumalı tombala ama. Bunlar önemli. Halkımızı mağdur bırakmayacağız. Parası olan halkımızın parasını en iyi şekilde değerlendirmesini sağlayacağız. Çok yakında 3 penaltı bir mal burada gelecek. Hiç merak etmeyin.